Hanımefendiler, beyefendiler hoş geldiniz. Ne haber? Bu haftaki konuğumuz Uraz Kaygılaroğlu. Normalde biz böyle haberler falan bahsederek giriyoruz. Gerçekten bir süredir hiç canım istemiyor. Zaten ne bir şey diyebiliyoruz, ne birine yapıştırabiliyoruz. Aha bak haber diye topladıklarımıza bak. Amerikan donanması efendim 19 Ocak'ta Boğaz'dan geçerken fotoğraf çekmiş. Ana sayfasına Boğaz Köprüsü'nü yapıştırmış. Osur osur ipe diz. Ben buna ne diyeyim? Haydi bir alkış. Haydi bir alkış. Tanzim satış şeyleri kuruldu. Haberiniz var mı ondan ya? O aslında enteresan. Belediyeler böyle indirimli meyve sebze satmaya başladı. Hatta daha bugün okudum ben, belki daha eskidir. Temizlik malzemesi de satacakmış devlet. Farkında olmadan komünizme doğru gidiyoruz galiba. Melik Şah'ın programında gördüm ben de. Tunç Başaran geçenlerde bir açıklama yapmış. Uçurtmayı vurmasınlar siyasi bir film değilmiş. Yani inanılmaz. Arkadaşlar uçurtmayı vurmasınlar da Feride Çiçekoğlu zaten senaryonun sahibi. Kendi hikayesini düşünce suçlusu olarak hapishanede geçirdiği bir vakti konu alan bir film. Ama meğer Tunç Başaran onu siyasi diye çekmemiş. Bir sevgi filmiymiş o, doğru hatırlıyorum değil mi? Film hapishanede geçmeyebilirmiş. Kuyuya da atılabilirdi diye düşündü galiba. Sonuçta bir sevgi filmi. Bir osur osur ipe diz haberi daha yani. Haydi bir alkış, haydi bir alkış. Rain Man bir video klip yapmış, ortalık kavrulmuş diyorlar. Haberiniz var mı? Böyle 4,5 milyon falan seyredilmiş. Bu adam zaten YouTuber. Basit bir video koyduğunda da milyon falan seyrediliyor. Acaba neye tutulundu burada? Klip çakmaymış, sözleri kötüymüş. Ha? Zayn Malik gibi. Ha, birilerine benziyor zaten çocuk yani. Konu ne? Gökçe Bahadır klip çekti, o bence daha tuhaf. Yani onunla ilgili niye kimse bir şey demedi ya? 14 Şubat'la ilgili pahalı prodüksiyon fikri olan var mı? Uraz sen cevap verme. Ben çocuk yaptım, daha pahalı ne yapabilirim? Sevgilisiyle burada olan var mı? Herkes yalnız mı geldi? Buradan bir şeyle çıkamazsınız, ben size söyleyeyim. Siz? Ya hadi hayırlı olsun, ne kadar var? Aa bir şey kalmamış. Kadını nerelere getirdin? Manyak. Kız mı erkek mi? Niye emin olamadın bir? Ha evet ben ne bileyim ben nereden anlayayım? Allah Allah. Erkek adamın erkek oğlu olur diye öyle bir şey mi bekledim? Efendim geçtiğimiz günlerde rastladığımız enteresan şeylerden biri de düğün sürecine 100 bin lira para harcayarak ve sonunda da boşanarak şahit olan bir beyefendinin anlattıklarıyla ilgili şeylerde karşılaştık. Adam kadın ne derse hepsini almış. Gümüş Gondol'dan efendime söyleyeyim pahalı evlilik teklifleri, lüks düğün salonları, eşyalar bilmem neler. Fatura 100 bin lirayı bulmuş. Şu anda zaten bir tanesinin maaşı onun borcunu ödemeye gidiyormuş. Sonra da paket olmuşlar. Bunun üzerine bizim editör arkadaşlar araştırmış. Türkiye'de düğün de dahil romantizm pazarı 5 milyar lira büyüklüğündeymiş. Yani aşık olmazsak batacak yüzlerce işletme var. Üstelik moral bozucu bazı araştırmalar da var. Amerika'da bilim insanları şunu bulmuş. Düğün için 20 bin dolardan fazla harcayanlar öyle yapmayanlara göre çok daha kısa süre evli kalıyormuş. Hatta bu okul açılmasıyla ilgili bir tane çok küfürlü bir çocuk videosu var. Biz mesela sevgililer günüyle ilgili hani paralel bir şey olduğunu düşündük. O yüzden size o videoyu seyrettireceğiz. Sevdin mi okulu? Okulunla. Okula gittiğiminle. Niye anne? Okumasınla. Okulunla. Okuldaki arkadaşlarımınla. İnanılmaz. Çok özür dilerim. Bu da yayınlayamayacağımız bir başka bir şey. Sevgililer gününün ne zaman başladığını biliyor musunuz? İmparator Claudius'un savaş sırasında evlenme yasağına karşı çıkan ve gizli evlilik törenleri yapan Aziz Valentin bu suç yüzünden idam ediliyor. Sevgililer gününde de aslında biz onu anıyoruz.
Yani milletin mevlüt okuttuğu günde biz birbirimize çiçek alıyoruz da diyebiliriz. Yani neredeyse 500 yaşında olan bir günden bahsediyoruz. 1537'den beri kutlanıyor. Şöyle hesaplar var. Dünya ortalamasına göre sevgililer gününde bir erkek 130 dolar para harcıyor. O güne özel ilk çikolata 1800'lerin sonunda piyasaya sürülüyor. Sadece Amerika'da her yıl 1 milyar dolar değerinde çikolata tüketiliyor bugün de. Her yıl sevgililer gününde 100 milyon kalp şeklinde paket ve poşet üretiliyor ki biliyorsunuz artık bizde 25 kuruş. 1 milyar hediye ve değişim kartı dağıtılıyor. Erkeklerin üçte biri sevgililer gününde hediye almıyor it herifler. Orta çağda sevgililer gününde iğrenç yemekler yapıp yemenin ideal erkeği bulmanın yolu olduğuna dönük batıl bir inanç var. Bizdeki işte kahveye tuz atma gibi galiba. Efendim sadece Amerika'da bugün yapılan çiçek harcaması 3.3 milyar dolar. Amerika'da kadınların %18'i sevgililer gününde kendisine çiçek gönderiyor. Türkiye Sevgililer Günü Erkekçe dergisiyle birlikte 80'lerin sonunda kutlamaya başlıyor. Gördüğünüz gibi bu kadar bilginin içinde aslında aşkla sevgiyle ilgili hiçbir halt yok. Bu haftaki konuğumuz Uras Kaygılaroğlu. Hoş geldin Uras. Hoş bulduk abi. Biz şunu hızlıca geçmek istiyoruz. Senin sıkıldığından da çok eminim. Uras evet eskiden şişmandı ve artık değil. Bunu yani kendisinin de zamanında bir yerlerde söylediğine emin olduğum şekliyle şöyle tarif edebileceğimizi düşünüyorum. Uras'ın zayıfladın o kadar diye sorulduğu ilk tarihten bugüne kadar diyet yapan herkes en az Uras kadar iyi bir vücuda sahip. Çünkü kaç sene oldu abi? 6 sene falan oldu. Yani ha. Evet. 6 sene ve sen bu 6 senede zayıflamadın zaten. Sen zaten zayıfladın. 6 sene geçti. Aynen. Evet. Biraz peki şey bu senin hayatında bir kolaylık sağladı mı? Kilo vermiş olmak. Yani sen özellikle tercih ettin değil mi ya? Evet evet. Ha. İş hayatında sağladı tabii ki. Tabii canım kastın değişti direkt. Evet. Bambaşka bir şey oldu. Evet. Devlet himayesine geçtim. O da mı oldu ya? Yani hep TRT'de çalışıyorum. Oha çok iyi zayıfladı. Alalım. Hayır yani soyu tükenen hayvan muamelesi yapıyorum. Eriyor bir şey oluyor. Yok oluyor. Tutalım onu da. Gayet güzel. Peki zayıfladıktan sonra mı evlendin? Sonra evlendim. Sonra evlendim. Orada evet. Öncesiyle şey ilgili. Evet, evet, evet. Öncesinde evet. Mümkün olmayacağını söylüyor zaten öyle bir şey. Oldu. Gerçekten mi? Aa. Ne kadar dış görünüşe önem veren. Ama çok güzel kadın onunla. Haklı olabilir Uras. Yıllara göre gelir dağılımı gibi. Resmen öyle. Yani düşmüş yani. Bu arada fit göründüğüne bakmayın boğazına düşkün olduğunu çok. Biliyoruz. Evet. Boğazına o kadar düşkün ki dükkan açtı ya. Öyle bir şey olabilir mi? Adını da söylerim ya. Snob Street Food. Street Food diye bir yer. Güzel. Bir caddede var. Bir moda da var. Bir tane de şimdi bir tane de Özyeğin'de oldu. Özyeğin Üniversitesi nerede? Çekmeköy'de. Tamam bayağı. Bütün İstanbul'a yayılıyor adam. Türk Burger King'i. Hayır yiyemiyorum ya artık dilediğim gibi. İnsanlar istediği gibi yesin. Doyurayım be. Başka amaç bir tarafa dönüyor. ...14 Şubat dolayısıyla boşanmama challenge. Boşalmama challenge. Boşanmama challenge. Uras boşalmama challenge. Ne yapacağız burada ya acaba? Doğrusu o olur televizyonda. Yani internette bir kameraların önünde doğrusu budur yani. Ve ben bunu saatlerce yapabilirim. Hangisini abi? İlk söyledim. Boşalmama challenge dedi ya. Ne yaşıyorsunuz oğlum siz? Kız düştü. Abi çeken bilir işte. Evet. Şimdi yapacağımız şey şu. Evet. Bir tane mikrofon. Bu el mikrofonunu alabilir miyiz? Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Melis'le mi? Evet. Çünkü boşalmama challenge olduğu için. Daha bir akrabalığın olduğun biriyle diye düşündük. Kuzenim var iki yanında. Onunla... Buyurun, şaka yapayım. Buyurun.
Şimdi efendim soru şöyle. Çocuğun altı bezlenme döneminde en çok mesaiyi kim harcadı? Melis. Ben. Yani çok kafa karıştırıcı bir durum yok. Evet. Net. Evet, bu anlaşıyor bu. Eşinizin şikayetçi olup uyarmanıza rağmen tekrarladığı bir özelliği. Çok yok ya. Çok yok. Tatlı çocuk. Benim çok var. Genelde uyarıları kale almaz zaten. Zaten hiçbir şey. Evet. Çok güzel. Gerçekten mi? Ya bana rağmen sürüyor bu ilişki. O kadar. İnanılmaz. Keşke boşalmama çeyreği. Yani o daha kolay olacak. Yani. Böyle gidersen uzun süre sonra zaten ona dönüşecek. Ve kazanacağım herhalde. Birlikte izlediğiniz ama eşinizin sizsiz bölüm izleme kazığı attığı bir dizi var mı? O değil de ben yapıyorum hepsini. Aynen, ben de öyleyim. Evet, ben genelde sadık bir bekleyiciyim. Gerçekten aynen. Mi ya? Vallahi. Ve sonradan haber veriyor izlediğini. Keşke ben izlemiş olsaydım bari. Hani. Ha. Peki bir şey soracağım. Sen de o başlayınca bitirme duygusu ha, işte oluyor. Bir de ben uyumak istemiyorum akşam mesela. Aynen abi. Yakalamışken 6 bölüm kıstırmışım. Ooo kıstırmak. Ay bu boşalmamaya gidiyordu. Kıstırdı da evet. Tamam. İlişkinizin sevgililik dönemindeyken farklı, evliyken farklı yaşanan 3 şeyini söyleyin. Yani 4 öyle bir dönem yok. Bizim 4 ayda evlendik. 4 ayda evlendiniz zaten ne olsun. Evet. Ya challenge o kadar sürdü. İnanılmaz. Melikşah biz bunu niye yapıyoruz ya? Bir mucize gerçekleşse ve eşiniz bir sabah başka birinin bedeninde uyansa kimin bedeninde uyanmasını isterdiniz? Yani bu beden değiştirme filmleri gibi işte. Yani tehlikeli de bir soru ama işte Melis'le uyuyorsunuz. Melis sabah Angelina Jolie uyanıyor mesela ya da işte Brad Pitt uyanıyor falan. Ben Uraz'la uyanmak isterdim tabii. Ya bebeğim benim sen saçmaladın. Gel korkma. Sadece Melis'le mi? Melis'le uyan. Melis'le uyanmışsın. Alkışlar burada. Eşinizin bir özelliğini değiştirme şansınız olsa neyini değiştirirdiniz? Mahremimizi de size anlatacak değil İbrahim. Allah seni kahretmesin. Allah Allah. Tamam bunu sormadım. Evet. Bebekle toplamda en çok mesai kim harcadı? Sen harcadın. Neden? Çünkü senin işin var. Ben yaptım ve çalışmaya başladım. O kadar mantıklı ki birinin bu eve bakması lazım. Tamam gayet temiz oldu. Allah'tan ne boşanmalarına ne de boşalmalarına vesile olmadığımız için. Ay, bugün bu de sağ salim atalım. Komple yayınlayamayacağız. Bayağı şöyle gelecek. Uras Kaygılaroğlu ve Repetil. Bunu da yapamayız. Yaparız. Ya. Onu yapana kadar ya. Oyna kazan diye bir yarışma yapıyoruz. Biliyor musunuz? O ne diyor'nun bir yarışması. Ama bu para veriyor yani. Öyle kuruş kazandık. O alamıyoruz falan yapmıyorsun yani. Bayağı para veriyor. Geçtiğimiz cuma bir tane soru sorduk. İşte 12 saniyede cevap veriyorsun. Joker'i var bilmem ne. Soru şu. Hangisi Sinop'ta doğmuş bir filozoftur? Bir tanesi neydi? Sinopsis. Keşke. Keşke. Tamam, bir tane biri işte Aristo sallıyorum. Diyojen Mustafa Topaloğlu. Mustafa Topaloğlu'nu seçti herkes. 2000 küsür kişi. Tanıdık bizden biri. Hemen insan eli gider yani. Uraz o kadar tatlısın ki. Benim elimin tersi gidiyordu ya. Gözüm döndü ya. Nasıl lan? Ulan bir de yani para kazanacağım falan. Kimmiş cevap? aç. İlk çocuğu aç. aç beni konuşturma ilk çocuk. Okulunun da okula gittiğinin. Okuldaki arkadaşlarımın. Ya inanılmaz tepem attı ya. Peki ulan hadi size soru. El kaldırarak cevap verin. Trabzon kaç ecedir? El kaldırarak söyle. Üç diyen kim? Çık lan dışarı. Trabzon nasıl? İki tabii. Ha bak. Evet say. Tığ senin ağzına girsin. Tığmış. Bak işte bundan. T-R-O. Ya arkadaşlar Türkçe'de zaten sesli harfleri sayarak hece sayısını bulabilirsiniz. Sana kalsa orada bir de ı var oğlum. Sen ne diyorsun?
doğru sanılan yanlışlar da şöyle şeyler yapıyoruz. İşte buraya özellikle gelen konukların filmografileri bilmem neleri yaptığı işler zartlar zurtlarla ilgili sürekli yanlış şeylerle karşılaşıyoruz. Gerçi böyle dediğime bakmayın, bir tek Enis'te yanlış şeylerle karşılaştık. Geri kalan herkes dedi ki oynadım. Onda da oynadım, onda da oynadım dedi. Bakalım Uraz da onlar da oynamış mı efendim? En son soracağımızı baştan soruyoruz sevgili seyirciler. Arka Sokakların 4. sezonunda oynadın mı? Oynamadım. Oynamadın mı ya? Hayır. Para için de mi? Üçüncü sezon. Hayır şaka yapıyorum. Hiç oynamadım. Hiç oynamadım. Bu kim? Bunu niye koydunuz oğlum? Adam oynamamış. Bu neyin fotoğrafı? Yani iddia evet, edilen oynamamış. İddia edilen fotoğraf mı acaba? Belki şunlardan birine benzetmişlerdir. Hangisini abi? Dosyaya benzetmişler. Ama zaten yani. Onların 4. sezonunda ben 120 kilo falanım abi. Burada öyle biri yok. Ah ya mümkün. Bir diğer futbusa geçiyoruz. Kahpez Bizans esintili Gani Müjde dizisi haremde canlandırdığı karakterin adı Femine Naa'dır. Doğru. 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 Femine Naa. Evet. Hatırlar mısınız onu ya? Bir Fatih dizisi çekmişti Medyapım. Doğru. Ben de orada Berger Ağa oynamıştım. Arkadaşlar koltuk üzerine kumaşından ya. Abi bir üzerime oturmadılar. Öyle söyleyeyim. Abi şimdi sete gireceğiz. Dediler ki işte yani biliyorsunuz bu işte harem ağası ya işte bir sıkıntıları var falan diyor. Diyorum tamam iyi diş edilmiş yani hani anladık tamam sıkıntı var ne? Heh tamam okey onda okeysek tamam dediler bak daha kostüm provasında. Kostüm provasına gittik böyle işte gerçekten o koltuk kumaşları vardır ya eski berjer kumaşı gerçek. Onu bana doladılar. Böyle bir şey dediler. Tamam ona da tamam. Sete bir hafta kaldı. Yine gidiyoruz böyle okuma provası falan yapıyoruz. Dediler ki peltek mi olsa? Niye dedim? Ya işte peltek mi komik olsa? Komik olur. Ha. Ama dedim zaten hani yani kırıttıracaksınız ya bana. Hem kırıtık hem peltek. Ha, evet. Emin çifte misiniz komedi. De tabii. İşte bayağı böyle tep bir şey yapacağım. Tamam ona da tamam. Buraya kadar tamam. İşte kafama sıçayım. Oraya kadar da tamam demeyeceksin ya. Abi sete gireceğiz. Bana böyle bir yastık getirdiler. Dedim bu ne? İşte bunu karnına sokacağız. Amorf olmuş benim vücudum. Abi ben aptal gibi ona da tamam dedim mi? Arkadaşlar ben bayağı bildiğiniz dizide Fatih'in atı gibi görünüyorum. Yani. Ya inanılır gibi değil yani. Bir diğerine geçiyoruz. 2008 yılında başrollerini rahmetli Sümer Tilmaç ve Itır Esen'in paylaştığı Milyonda Bir dizisinde Berke karakterine hayat vermiştir. Doğru. Doğru. Burada mı Berke karakteri? Bu benim ilk oynadığım dizi abi. Aa. Abi. Çift kaşe alıyordum burada. Burada araba kullanmayı biliyor musun dediler. Ay yaptın mı sen de? Ben de biliyorum dedim yani. Sete bir geldim ilk gün. Korvet verdiler altına. Araba kullanmayı ben de aynen öyle söyledim. Araba kullanmayı biliyorum da korvet kullanmayı bilmiyorum falan dedim. Bir saat bir de tur attırdılardı bana. Korvetle. Eve dönerken korvetin sahibi bırakıyordu. Bak koçum böyle. Bir diğerine geçiyoruz. Tuğba Ünsal ve Vural Çelik'in başrolleri paylaşmasına rağmen bir polisiye komedi dizisi olan Tuhaf isimli canını sevdiğim İstanbul'unda oynamış. Oynadım ama yani kimse fark etmedi diye düşünüyorum. O kadar hızlı girip çıktık yani. 3 bölümde bitti dizi. Ha dizi. Ha, ne ki ya? Ha, aynen, sen aynen. Benimkini biliyor musun? Hayati ve diğerleri. Ha, kaç? 1 bölüm. Bile değil. Ha girmedi mi? Spa diye gitti. Fragmanda kaldırdılar. Var mı? Yok. Zaten öyle hızlıymış ki görüntüsünü bulamamışlar. Orada da çok acayip başka bir macera oldu. Diziye başladık. Başlarken yani çekimlere başlarken Dalyan Kulüp'te böyle güzel şık bir yemek verildi. Bütün ekip işte hayırlı olsun ha 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 hi hi filan. Aa süper filan dedik böyle. Pardon 3 bölüm çektik öyle yemek verildi. İşte 1. bölüm izlendi. Allah'ım ne güzel bir dizi oldu şahane dizi filan. Oh dedik ya kanka işte benim de böyle partnerim gibi bir arkadaşım var böyle ikimiz de. Birimiz Tuğba Ünsal'ın yancısıyız birimiz Vural Çelik. Hani böyle kanka yırttık filan diyoruz böyle birbirimize. Dizi 1. bölümü yayınlandı. Ratingler ilk 100'de yok. Yani ilk 100'de yok yani. Anlatabiliyor muyum? Son program fok balığı belgeseli. Yani 100. program o. İşte bununla ilgili dalga geçiliyor falan. Acaba diziye fok mu alsak hani daha mı etkili olur falan diye.
durdurdular diziyi. Biraz bekleyelim falan dediler. İkinci bölüm yayınlandı. 99. oldu. Oh dedik yani böyle 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 böyle. Hani 100. bölümde hani zirveyi zorlayacağız. Günlük diziydi umarım. Üçüncü bölüm yayınlanırken Süper Loto var öncesinde. İşte Süper Toto mu Loto mu ne? Yayınlandı ve dedi ki son bölümüyle canını sevdiğim İstanbul'u geliyor dedi ekranlara. Ben çocuğu aradım tamam o body'yi. Evet. Abi dedim son bölümüyle diyor falan. O dedi ki oğlum öyle değil hani son bölümüyle hani takdim gibidir falan. Dedim dizi bitti lan dedim yani. Hani seni arayan oldu mu? Yok oğlum ya son bölümüyledir o falan. Ve sonra hiçbir şey çekmeden o yemeğin ardından 3 hafta sonra aynı yere tekrar davet edildik Dalyan Kulübü'ne. Ve sadece 3 tabak kuru pasta vardı. Ve çaya davet edildik yani. Dizi tutmayınca. Ondan sonra işte yani klasik bir yapımcı konuşması falan oldu. İşte biz çok iyi iş yaptık ama değeri bilinmedi falan. İyi yalan. Bitmeyen yalan. Bunlar oluyor. Her seferinde oluyor böyle. Acayip iş yaptık ama olmadı. Yani. Çok iyi değil miydi? İşte, bir kişi de dese ya hayır yani. Değildi falan demiyoruz da evet. Bir diğeri Uğur Yücel'in Ejder Kapanı'nda diyaloglu figürandan hallice bir rolü var. Hallice değil bence. Diyaloglu figüran odur o. Ya orada da Uğur Yücel'in seti, Kenan İmizeloğlu falan böyle ilk başladığım seneler falan yani bir dizide oynamıştım. Ve o da işte o ilk demin gösteren Korvet'li dizi. Korvet. Ondan sonra böyle böyle bir şey vardı. Abi set görelim, gidelim bakalım falan diye böyle şey istediler, muhabir istediler işte böyle kapının önünde. Efendim sorulara cevap verecek misiniz? Neler söyleyeceksiniz? Katil yakalandı mı falan gibi. Öyle bir gündü. O duyguyu da yaşadık yani abi. Peki bir diğerine geçelim. Buyurun efendim. Burak Aksa'nın yönettiği, hatta yazdığı televizyon filminde de rol aldı. Filmin adı Bamsı Beyrek. Doğru. Bamsı Beyrek ne lan? İşte şu. Ama ta Bamsı evet. Bamsı ne oğlum? Bamsı o dönem işte şey Dede Korkut hikayelerinde geçen bir kahraman. Ha. Bu Dirilişte de Dirilişte mi var? Dirilişte de var. Aynı isim. Aynı isim. Oradaki daha kıllı bir şeydi diye hatırlıyorum. Ama o daha havalısı, bu daha komiği gibi yani. Burak Aksak yazınca böyle oluyor. Ha, onu da herhalde anladım. 2009 yılında koca koca isimlerinde yer aldı ama her nedense cep telefonuyla çekilmiş gibi görünen Mezuniyet filminde rol aldı. Bu büyük eserin bir dakikalık fragmanını izliyoruz şimdi. Buyurun. Geç bunları abi, lise bitti artık, o büyük dostluk yok. Aa, dur bir. O yönetmen o çocuk. Yönetmen. Anlatacağım hikayesini, bitirelim. Bence bitirelim. Sonuna ha, bitirelim, kadar. Bitirelim, tamam. Seni görüp öyle bitirelim. Hayır, etmeyiz. Doğacan Anafarta. Evet. Yönetmen şu anda, işte birkaç film çekti filan. Bu da üniversitede, benim okul arkadaşım Doğacan. Bilgi Üniversitesi'nde bitirme projesi yapıyoruz Moruk, gelir misin dedi. Ben de bir dizide oynamışım yani, ilk akla gelen işim benim oyun okulda. Neyse gittim falan, tabii kanka yapalım falan. Sana mı yardım ettin? Aynen aynen. Neyse bitirme projesi olarak yaptığı filme onu aradı, bunu aradı. İşte şunu tanıyor musunuz falan diyor. İşte bir arkadaşının babası Aykut Oray rahmetli. Aykut Oray geldi. Ben Binnur Kalkavan'ı tanıyordum. O Binnur Kalkavan'ı rica ettik, o geldi. Birisi Haldun Boysan'ı tanıyormuş. Haldun Boysan'ı buldular, aradılar, gelir misin dediler. İlker Ayrık'ı aramışlar, abi küçük bir şey oynar mısın diye. Engin Altan Düz Yatan'a işte abi ufak bir şey var ya sen oynar mısın falan diye diye herif kendine bir kast kurdu yani. Tamam hani biz bunu bitirme İnanılmaz. Projesi zannediyorduk. Adam kendine film yapmış. Ve sonra kallem etti, yemedi, içmedi ve bu filmi vizyona sokmak için elinden geleni yaptı. Bir sene boyunca bekledi, kovaladı, oraya gitti, buraya götürdü. Çok hırslı bir çocuktur yani, çok da yani inatçıymış. Soktu filmi. Yani hoş, 7000 kişi seyretti filmi. Yani hani çok bir şey olduğundan demiyorum ama adam bir buna... Bir bağımsız film için. Yani böyle bir şey yaptı yani. Vallahi okul bitirme projesidir yani. O yüzden cep telefonuyla çekilmiş Allah Allah. Gibidir. Yani. Ben filmi bilmiyorum. İyi bir film midir? Yani değildir. Değil. Bitirme derken arkadaşını bitirme projesi oldu. Editörümüzün biz izledik fakat göremedik ama belki biz kaçırmışızdır. Sinema Türk sitesine göre sen şu filmlerde de oynuyormuşsun Aslı gibidir de mesela. Dediği yok. Bir şey var, oynamıyorsun, şöyle görmedik. Şöyle oldu, Melis'le beraber gidecek. Aslı bizim de ha, çok sevdiğimiz evet. bir arkadaşımız. Benim o gün çalıştığım için yetişemedim yani, İzmir'den ha, dönemedim. Melis tek oynadı. Melis oynadı, Caner Özyurtlu ile oynadı ama ha. herhalde ilk başta öyle verdilerse listeleri. Ha, aynen. Evet, bu bölümü bitirdik, alkışlıyoruz burası. Senin son dönemde
çeşitli şeylerin var. Yani kariyerinde tarif etmesi çok güç bir hangi şeyin. Kariyer? Hangi kariyer mi? Babalık kariyerinde. Yok ya, sinemada falan. Mesela romantik komedi oynuyorsun ama senin böyle tatlı tatlı şair oynadığın bir dizi var. Kara komik filmlerde nasıl bir şey oynuyorsun bilmiyorum ama orada da sanki kara mizah bir şeyin içindeydin bir şeyin gibi. Evet, evet. Çakallarla dansta oynadın. Dansta bir iki bir şey. Abi yani. Ya öyle değildir canım. Sen bayağı kalifiye bir oyuncusun zaten yani. De. Hani ne işi olsa yaparım gibi de görünmüyor yani. Yani bunu seçiyor musun, gerçekten geleni yapıyor musun? Ben öyle olduğunu düşünmüyorum da. Vallahi. Yani daha fazlasının geldiğini bildiğim için yani söylüyorum. Yani şöyle, okuduğumu anlamıyorum demek ki bazen. Yani seçiyorum gibi oluyor. Ben çok sıkılıyorum evde oturunca. O yüzden de böyle sürekli bir şey yapmak istiyorum. Ne gelirse de yapıyorum vallahi. Yani ne gelirse de yapıyorum. Yok, ne gelirse değil. Ne bileyim yani, farklı bir şey yapabileceğimi düşünüyorsam bir şeyin içerisinde hemen atlıyorum. Yani geri kalanına bakmıyorum. Yani oynayacağım şey diğerlerinden değişik duruyor mu? Da farklı bir şey deneyebilir miyim falan noktasında bir şey bulursam yapıyorum. İşte birinde şair oynuyorum. Birinde ne bileyim o işte ruh hastası böyle psikopat böyle garip lollipoplu bir adam oynuyorum. Evet. Uraz'a duyguyu soracağız. Onun adını tahmin etmesi için de 3 tane şık vereceğiz. Zaten duyduğunuzda aa onun bir adı mı varmış diyeceğiniz şeyler. İlkini soruyorum. Heyecanlandım, evet. Efendim, çok sevilen bir misafir gittiğinde çöken kasvet ve durgunluk hissi. Bilir misin bunu? Tanıdık geldi mi? Evet. Gelmedi mi? Lan nasıl gelmedi, saçmalama. Gelmiyor mu lan misafir? Misafirperver insanlarız değil mi? Avumbuk, Starbuk, Darambet, Garambus. Darambet, Garambus. Darambet'le Garambus iki cevap. Yani hani çok sevdiğim bir ekip olarak geldiklerinde. Yani kalabalık geldiklerinde yani hem Darambus hem Karambus. Yani keşke gitmeselerdi, çay koymuştum. Aa, aynen o işte ama doğru cevap Avumbuk'muş efendim. İkisini de söyledim, ona rağmen bulamadım. Evet ya. Abi. Kendinizi evinizde hissettiğiniz sıcak bir ortamda iyi arkadaşlarla bir arada olma hissi. Tanıdık. Tamam. Das Distos, Gezel Yiğit, Cizel Şümşen, Vazel Yiğit. Yani Das Distos. Das Distos diyorsun. Yine yanlış cevap. Evet. Bir diğeri, özlenen bir şeyi olmadan duyulan özlem. Hasta bir hasretlik hali, muğlak bir huzursuzluk. Turgut Uyar şiiri yazdım az önce. Duydun mu? Vallahi enteresan. Şıklar şu. Figaro, Zumba, Tosca, Dümbük. Dümbüğü sana söylemişler çok gibi oldu. Çok teşekkür ederim. Ama ya sonuna denk getirdin. Figaro, Zumba, Soruyu Tosca. Soruyu bile unuttum yani. Söyleyeyim. Özlenen bir şey olmadan duyulan özlem. Hasta bir hasretlik hali. Muğlak bir huzursuzluk. Tosca. Tabii abi, çok belli bir şey. Efendim, bir diğeri karşısındakinin yardımını kabul etmek konusunda yaşanan isteksizlik. Şu... Yardım etmek istiyor biri bana, ben istemiyorum. Ya ha böyle ya, rahatsız... Dokunma bana Allah aşkına, ben kendim batayım yok, burada yok. Çukurumda. Yok öyle değil ya, yani şey böyle huzursuz olur ya bazıları. Ya, ben hallederim abi, sağ ol falan. Tamam peki, anladım. Anladın mı? Tamam şimdi anladım. Benim var tanıdığım çok öyle. Ben hiçbiri yardım elini uzatsa hemen yapışıverim. Ben de... Tamam okey, ben ikil etmem yani. Aynen abi, buyur sağ ol abi. Shungji, Tangshi, Grengjai, Wang Shui. Anladın mı? Abi bu çok net Wang Shui. Wang Shui dedin ve Wang Shui diye bir şey yok zaten. Evet. Wang Shui var. Demek ki o değilmiş. Neymiş? Grengjai. Gerçekten Flemenkçe'de boktan kelimeler günü. Ama bu çok karıştırılır Wang Shui ile. Tahmin neyse, edeyim. Devam edin. Övülmeye değer bir şey yaptığını görünce gelen duygulanma. Aa yapıştırdık falan gibi. Böyle değildir eminim ama. Şıkları söylemezsen uyduramayacağım. Geliyor. Süjeşi, İjiraşi, Farijiji, Veleki, Zupzuri. Anasının nikahı. Evet. Yani söylediklerinden tek anlayabildiğim İjiraşi. Valla. Abi seni kandırmayacağım. Prompter'ında doğru cevapların üzerine yıldız koymuşlar. Arada oralara bakıyorum. Yani biri sana yardım etmek istediğinde kabul ettiğin his. Hangisi oldum şimdi? İjiraşi yaptık. İjiraşi. Kızım bu sen aptal mısın ya? Neden gösteriyorsun annem? Efendim sonuncuyu... O iyi mi? Aa!
Bravo! İlk üçünü neden bilemediğini hiç sormuyorum. Ya orayı fark etmem sonra geç oldu. Yani. Peki sen sahnede bir şey yaptın mı? Yok yapmadım. Yapmadım. Hiç merak ettin mi? Yani oyun, valla işte oyun... yani ne yalan söyleyeyim Melis şimdi karım bir oyunda oynuyor. Aha. Sürekli oynuyorlar yani en azından öyle söylüyor. Allah. Neyse yani böyle ayda 17-18 oyun oynuyorlar falan ve ben de böyle gidip onları izliyorum falan. Ve sonra böyle bir merakla bütün oyunları izledim gittim yani bu son dönemde sürekli dolaşa dolaşa oyun izliyorum falan. Bu benim ayıbım daha önceden de yapmalıydım. Ve böyle sahnenin önünde izlerken yani o performansa gelen tepkinin canlı olması, bir anda olması, anında reaksiyonun karşılık bulmasının tatmini yani oyuncu açısından düşünüyorum, oynayan kişi açısından. Sen de Alice de yani bir sürü oyunda tabii ki de yani en son seni orada izlediğim için yani kaşınıp duruyorsundur diye düşünüyorum. O beni biraz cezbediyor ama çok başka zor bir iş olduğunu düşünüyorum. O yüzden yani ben bunlara daha çok alışıyorum. Midemizi bozma keyfi diyorum. Biraz tamam. Fondip'i biliyorsun zaten. Şimdi biz Uraz'a Fondip'te yine şarkı sormaya karar verdik. Kendisine aslında oyuncu arkadaşlarını soracağımızı söyleyip kandırdık. Ama yine seyircilerimizden mırıldanarak bir şarkı sormalarını ve 10 saniye içinde Uraz'ın mümkünse bilememesini bekliyoruz. Siz bir şeyi yapıştıracaksınız galiba. Buyurun. Solfej yapıyor. Korkmasa... Bilemedik galiba. Hangisi? Bir dakika, bilen var mı şarkı? Bir dakika, birisi biliyorsa içeyim yani kimse anlamadıysa. Bir daha yapar mısın? Bir daha şey yapar mısın? Azar coşar deli gün. Gözlerime bakar mısınız biraz daha? Ay gelen şakalar. Var mı bir an? Buyurun. Buyurun lütfen. Alper Can'ın heyecanını gördün mü ya? Aylin Aslım geldi. Şarkının şarkı adı. Şarkı ne? Senin gibi beni kimse sevmedi. Yok abi ben annem, de. Annem ona da yılmıyor. Abi ben bunu içeyim o zaman. İçeceğim. Artık şunu limonu. Seçtim. Ne bu limon mu? İyi. Aa limon ben niye alıyorum ya? Başka efendim. Buyurun mikrofon alıp. Bak. Arkadaşlar Melikşah az önce bir şey söyledi ve sonra vazgeçti. Lütfen onu alalım. Melikşah rica ediyoruz. Evet. Bu gözler ah neler gülür, hasret bana göre değil, özlemin içinde yine seni büyütür. Arkadaşlar biz aynı takımda değil mi? Ağzına sıçayım, sirke bana geliyor. Sirke evet, gördüm onu kokladım ve onu verdim. Çok teşekkür ederim. Zor sorun. Benim arkadaşım olmayanlar sorsun. Buyurun lütfen. Bu söyleyeceğimi çok kolay tahmin edecek. Çok teşekkür ederim. Bırak o zaman. Hayır, ne münasebet. Bırak, çek dışarı. Ne münasebet. Sansür var. Evet, buyurun lütfen. Buyurun lütfen. Bir dakika dur, bir dakika dur. Dikiş makinesi. Biliyorsun bunu. Bir daha. Al bak turuncu ol. Edis şarkısı bu. Oldu 6 saat yanıma, sonra. Yanıma, al beni yanına. Yakışırız ama çok. Arkadaşlar yanına, onu söylediğinden... İbrahim Bey içiyor alkışlar. Ben mi gerçekten ya? Anını ya. Aç abi çocuğu aç abi. Gerçekten aynı karat orası. Lütfen sadece... Hakem olur musunuz? Gayet komik. Arkadaşım kusura bakma adam biliyor yapacak bir şey yok. Onu iç de bir doğru. Çok teşekkür kolay bir şey oldu. Sizin için çok teşekkür ederim. O da çok kolaydı ama burada hile hurda oldu. Çok teşekkür ederim. Bana bir su getirin. Bana bir su verin. Abi bir şarkı. Bir dakika. İnsan gibi soru soracak varsa sorsun bak çocuk. Yoruldu abi. Çocuğa bir şey oldu. Ne 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 ne
Ben kendime çevireyim de araya kaynadım. Bu mu? Yaşayamam, sekoşuma sensiz kalamam. Bir felç geçir ya. Gerçek. Bir de şey kafa karıştırıyor, o tipten beklemediğimiz bir şey. İnleme. Ahmet Kaya mı bu? Senin yolunu göz... Ahmet Kaya olduğunu anladım da. Ahmet Kaya olduğunu anladıktan sonrası o olmadı. Sen yani. De işte, sen şunu bir iç. Ha, içeyim o zaman. Ne? Devam mı? Ne devam mı lan işte? O bazen, o daha kötüdür, sen bilirsin. Bu turşu yumurta suyu. Gibi bir şey yok, var. Yok yok, turşu sanki. Suyu bu. Aylardır içiyorum. Şarkı ne? Söyle yağmur çamur. Söyle yağmur çamur. Böyle karışık birkaç yani, kelime. Birkaç kelime. Son bir kaldı. Bir tane kaldı. Bir saniye, bir benim saniye. Hoşuma gitti, dinlemek istiyorum. Evet, evet. Ölmeyin. Ben de baştan rica edeceğim. Baştan alabilir miyiz? Ben... Çok iyi be. Bitti. Kalben günaydın bu arada. Ne? Kalben günaydın. Kalben günaydın. Kalben söylüyor. Keşke o söylese hep. İçinde Tabasco mu var bunun? Tabasco. Evet. Olabilir. Acı sos. Çok güzel, çok güzel. Hiç fena değil. En iyisi. Çok güzel. En iyisiymiş, evet. Yani balzamik bana girerdi. Bu kadar mutluyum ki şu an. Uraz kaybetti. Bu akşam karşınızda Canburger Uraz. Duyduğuma göre çalışmış da gelmiş kurnaz. Mikrofondan tavşan çıkartırım derler sihirbaz, ama bir ipte oynamaz iki cambaz. O yüzden in sahneden, yürü git evine. Pis yediliden sonra mı başladın diyete? Sen kiminle dans ediyorsun, yazayım bir reçete. Gözlerim mi doldu canım, getireyim bir peçete. Klavye delikanlısı, şimdi nasılsın? Çakallarla ille dans ettin ama hapsi boyladın. Kuzen Walken'in de burada ifadesi alındı. Oğlunun da. Çalışmama gerek yok ki seni yenmek için. Sahneden in şimdi, geldi orijinalin. Ben de iyi sihirbazım, seni yok ettim. Cambazın ipini kestim, bunu hak ettin. Bayağı bir hafifledim, eve gideceğim uçarak. Bence sen de gel, yenilgiye kucak aç. Ya da kabullenme, deli kara kaçacak. Rap battle'ın jübileni yaptın hem de kaçarak. Şimdi mikrofonda Walken'lendin, emek vermişsin okulunun da. Haftaya biz yine burada olacağız. Görüşmek üzere, iyi akşamlar. Thank you.